Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Bülbül Öğretmen. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kesirleri sayı doğrusunda gösterme konusunu anlatacağım. Bu şekilde kesirler verildiğinde sayı doğrusunda nerede göstereceğiz? Sayı doğrusunu bir bütünü kaça ayıracağız? Hangi parçayı işaretleyeceğiz? Bunları anlatacağım. İkinci kağıdımda bu şekilde işaretlenmiş olan noktalar verildiğinde, örneğin A noktası, B noktası kaçta kaç, hangi kesri ifade ediyor, işte C ve D, bunları sizlere anlatacağım. Sonra devamında da bu şekilde problemler hazırladım. Bunları sizlere göstereceğim. Şunları kenara alıyorum. Hemen birinci kağıttan başlıyorum. Şimdi 6'da 4 kesrini nasıl yerleştireceğiz? İlk önce sayı doğrumuza 0'ı koyuyoruz. Sonra paydamıza bakıyoruz, 6. Demek ki ben bir bütünü 6 eşit parçaya ayıracağım. Hemen noktalar halinde gösteriyorum. Bakın, bir parça, iki parça. Başladığım noktayı saymayacağım çünkü böyle adım adım gitmem gerekiyor. Parça olarak söylüyoruz yani. 3 oldu, 4, 5 ve 6. adıma 1 yazıyorum. Şimdi burada öğrenciler şöyle yapıyorlar. Bazen yanılıyorlar. İşte böyle nokta nokta sayıyorlar. Bakın, nokta nokta sayınca olmuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane nokta oldu. Bizim buradaki amacımız buradaki noktaları ve çizgileri saymak değil. Buradaki amacımız 6'ya kesmek bir bütünü. Bakın, parça parçaya da göstereyim. Bir bütün, bir parça, iki parça, üç parça, dört parça, 5 ve 6. 6'ya keseceğimi nereden gördüm? Buradaki paydadan tabii ki. 6'ya ayırdım. Şimdi 4. adıma gitmem lazım. Yine başlangıç noktasını saymıyoruz. Buradan bir tavşan gibi hopluyoruz. Bakın, 1 adım burası. 2 adım. 3 adım. 4 adım. İşte burası. Yani 6'da 4 olan kesir yeri burası. Ve buraya yazıyoruz. İşte bu şekilde yerleştiriyoruz. İkinci sayı doğrumuza bakalım. 9'da 5. Ne yapacağım? Paydamız 9. O zaman ben bir bütünü 9'a ayıracağım. Hemen 0'ı koyuyorum. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9'a ayırdım. Nereye gideceğim? Pay kısmına baktım. 5. adıma gideceğim. 0'dan başlıyorum. Hopluyorum. 1 adım. 2, 3, 4 ve 5. İşte benim işaretlemem gereken nokta burası. Yani 9'da 5. Bu da tamam. Diğer sayı doğrumuz 12'ye ayıracağım. Çünkü payda da 12 var. 0'ı koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Ve ne yapıyorum? 7. adıma gidiyorum. Yine sıfırı saymadan böyle hoplayarak gitmeliyim. Hopladım, 1 adım, 2 adım, 3 adım, 4, 5, 6, 7. Şuraya işaretliyoruz. Bir işaret koyalım. Ve 12'de 7 buradaymış. Şimdi ikinci kağıdımızda işaretlenmiş olanları nasıl ifade edeceğiz? Şimdi birinci sayı doğrumuzda bakın, bir bütün ilk önce kaça ayrılmış? Onu sayacağız. Sıfırdan başlayıp hoplaya hoplaya gideceğiz. Bakın, 1 adım, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir bütün 9'a ayrılmış. O zaman A noktası ve B noktasını şöyle hazırlayalım. Paydası 9 olacak. Bunun da paydası tabii ki 9. Peki A noktası kaçıncı adımda? Ne yapıyoruz? Sıfırdan başlıyoruz. 1 adım, 2 adım, 3. O zaman buraya 3 yazıyoruz. Şimdi öğrenciler bazen şu hatayı yapıyorlar. Yine sıfırdan başlayıp sıfırı da sayıyorlar. Şöyle yapıyor. Yani buradaki çizgileri sayıyorlar. 1, 2, 3, 4. Burayı 4 zannediyor. Ama yanlış, 4 değil. Dediğim gibi sıfırdan başlayacağız ama bunu saymayacağız. Tavşan gibi hoplaya hoplaya gidiyoruz yani. B harfini yapalım. Şimdi 3'teyiz. Devam edelim. 4, 5, 6 ve 7. B harfi 7. adımda. Yani 9'da 7 oluyor burası. İkinci sayı doğrumuzda bir bütün kaça ayrılmış? Bakalım yine sıfırdan başlayalım. Şöyle bir hoplayalım. 1 adım, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O zaman bizim payda dediğimiz kısım 11 olacak. Tabii D harfinde de 11 olacak.
Şimdi C harfi kaçıncı adımda? Bakıyorum. Bir adım, iki, üç, dört. O zaman C harfinin olduğu yer 11'de 4'müş. Devam edelim. 5, 6, 7, 8 ve 9. 9. adımdaymış D harfi. Yani 11'de 9 oldu. Diğer sayı doğrumuz yine bir bütünün kaça ayrıldığına bakacağız. Önce şunların yerlerini bir hazırlayalım. Şöyle kesir işaretlerini, kesir çizgilerini koyalım. Bir bütünümüz kaça ayrılmış? 1 adım, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir bütün 10'a ayrılmış. O zaman pay da 10. Bununki de 10. E harfi kaçıncı adımda bakıyoruz? 1, 2. Evet, E harfi ikinci adımda olduğu için 10'da 2. F harfine devam edelim. Şimdi E'den sonra 3, 2'deydik değil mi? 3, 4, 5, 6, 7. adımda. O zaman F harfinin olduğu yerde 10'da 7 oldu. Şimdi biraz da sorular çözelim. Bu konuyla ilgili sorular hazırladım. Şimdi üstteki soruda şöyle diyor. Yukarıdaki sayı doğrusunda A ve B noktalarında olan kesirler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Ne yapıyorduk? İlk önce bütünümüzün hepsinin kaç olduğunu sayıyorduk. Aslında bu soruda cevap şıklarına baktığımızda bütünün kaça ayrıldığını saymamıza gerek yok. Niye? Kurnazlık yapalım biraz. Çünkü şıklarda hep 10 var bakın. Değil mi? O zaman ben bu bütünün 10'a ayrıldığını hemen anlarım. Ama yine de emin olalım size göstermek için. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zaten şıklardan da belli. Şimdi A harfi kaçıncı adımda? Bakıyorum. Çizerek göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. adımda. Yani burası, nereye yazayım sığmayacak ama şöyle. 10'da 5. 5. adım çünkü. A harfi 10'da 5. Yani burası olabilir, burası da olabilir ama C şıkkı elendi yani. Devam edelim. B harfi kaçıncı adımda? 5'teydik. 6, 7, 8 ve 9. O zaman B harfinin olduğu yerde 10'da 9 oluyor. Şimdi cevap şıklarına bakıyoruz. Evet, 10'da 5 ve 10'da 9. O zaman ne oldu? Cevap A şıkkı oldu. Diğerleri uygun değil. B şıkkında burası doğruydu ama burası yanlış. Bakın, değil mi? Diğer sorumuza bakalım. Efe yukarıdaki sayı doğrusunda şu anda durduğu yerden 3 adım ileriye yürürse ulaştığı noktadaki konumu kesir olarak nasıl ifade edilir? Şimdi Efe'nin durduğu yer yani buradaki bütün kaça ayrılmış? Yine şıklardan anlayabilirsiniz. Bakın 9. 9'a ayrılmış değil mi? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'a ayrılmış. Tamam. Efe şu anda nerede duruyor? Bakın 1, ikinci adımda değil mi? Fakat bize bunu sormuyor. Diyor ki 3 adım daha ileriye yürürse. Yürüsün bakalım. 3 adım daha gidelim. 1, 2 ve 3. Buraya gelecek. Şuraya gelecek yani. Bir işaret yapalım. Peki kaç adım oldu burası? Bakın 1 ikinci adımdaydı. 3, 4, 5. adım. Yani burası 9'da 5 oluyor o zaman. Son olarak son gittiği yer 9'da 5 olduğuna göre cevabımız tabii ki A şıkkı oluyor. İşaretliyorum. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.